Yıllarca bu kadar düşmanlıktan sonra Seymen böyle bir işbirliğini nasıl kabul eder anlamıyorum. Can'ın söylediğine göre ortak bir tehdide karşı geçici bir işbirliği. Şu anki çıkarları bunu gerektiriyormuş. Sen bunlara kafa yorma. Herkes güvende. Merak edecek bir şey yok. Artık bilmiyorum abla. Hiç de emin değilim. Sana anlatmıştım. Seymen'e onu gördüğüm an güvendim. Başının çaresine bakan o müthiş insanlardan biri gibiydi. Güçlüydü. Aylardır burada büyük bir iktidar gördüm ben. Her şeyden haberi vardı. Her şey kontrolü altındaydı. Ya buna inanamıyorum. Ne kadar yanılmışım. Burnunun dibindeki adam evin içinden biri arabasını bozuyor. Ölüm tehlikesi atlatıyor. Sonra en büyük düşmanı geliyor. Yattığı yerde adamla gülüşüyorlar. Ya kafayı yedim ya. Ne yaptığını bildiğine eminim. Hayır abla. O ağrı kesiciler insanı dengesiz yapar biliyorum. Bir arkadaşımın ameliyatından hatırlıyorum. Bence Seymen yanlış kararlar veriyor. Çünkü Seymen Seymen değil artık. Kaza ve ilaçlar onu sapıttırdı. Fatma ablam acık yesinler, ac acına oturmasınlar dedi. Canım hiçbir şey istemiyor. Sen bana şu Dicle'yi yollasana. Gelin abla. Sahiden Haydar mı kastetmiş ağamın canına? Dicle kendini yerlere attı. Hani Dilara abla gibi oldu hani. Ne ettiğini bilmiyor. Kendini oradan oraya atıyor. Fatma abla kaç tokat attı. Bana mısın demedi. Bir şey biliyorsam oğlumun ölüsünü öpem diyor da başka bir şey demiyor. Canım ne bilsin kız gerçekten? Adam hayırsızın tekiymiş zaten. Aman o kızın bilmediği mi var abla? Sen ne diyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Kendini toplasın da bana bir baksın. Ya da dur ben gideyim. Aa yeter ya! Herkes konuşacak. Ben aklımı kaçırmadan kim ne biliyorsa her şeyi söyleyecek. Kes ağlamayı artık. Ben sana inanıyorum. Sen benim kızım sayılırsın. O pislik cezasını çekecek. Sana da ettiklerini biliyorum. Bak ablam. Geçen de bunu almış. Bir de 150 milyon bulmuş Dicle dolapta. Belli işte. Ah, keşke o zaman haberimiz olsaydı. Ne yapar eder konuştururduk. Kızım hiç sormadın mı bu parayı nereden buldun diye? Ben içiyor diye harçlığınızı sana veriyorum. 5 kuruş parası yoktu ki onun. Hiç sormadın mı bunu kim verdi diye? Sormam mı Sümbül anne? Amcam verdi, Bekir abi verdi diye geçiştirdi. Israr edince de dövdü. Ben bu kadına inanmıyorum. Bu hep bir şeyler saklı. Nereye gitse Seymen'i izliyor. Arkama her döndüğümde dibinde bitiyor. Kapıların dibinden ayrılmıyor. Seymen'in ne yapacağını herkesten önce sen biliyorsun değil mi? Anlat, anlat kocana kim yaptırdı bunu? Vallahi ablacığım benim hiçbir şeyden haberim yok. Kocalığım haksız onun. Onu bulup ellerimle ben gebertmezsem. Yalancı. Onu burada istemiyorum anne. O bu evde olduğu sürece dağ başımıza gelecek bir sürü şey var. Hemen toplasın pılısını pırtısın defolsun gitsin. Hadi hadi defol defol defol. Bahar kızım. Senin sinirlerin bozuldu. Gel sen benimle hadi. Hayır o gidecek. Kocamı öldürmeye kalkan insanlarla aynı evde yaşayamam ben. Ey tamam. Ben giderim o kolay. Ama çocuk burada kalacak. Gel ya, gel yavrum yap. Hadi gel kızım, gel sen. Gel. Dicle bizim kızımız. Daha ufacıktı buraya geldiğinde. Hiç kötü bir şey yapar mı o bizim için? Bir dakika dur anne. Neden çocuk burada kalıyormuş bir anlatsın bakalım. Bakacak gücü yok da ondan gelin hanım. Anası babası yok, evi de yok, kimsesi de yok. Vah vah, öyle mi? Öyle öyle. Gel sen benimle. Dinlenmen gerek. Gel kızım. Bunları sonra konuşuruz. Gel kızım gel. Sonra konuşuruz. Gel şöyle geçelim. Hadi sen Bahar'ı yatır biraz Gül. Hadi. Aa böyle olmaz ki. Böyle zamanda herkes biraz sakin olmalı. Yat biraz kendine gelirsin. Bu gelin çok akıllı. Sen yandın anne. Bir de seninle uğraşamam Dilara. (Gülüyor)
Suratına baksana sen. Seni kendi ellerimle parçalarım. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Ben bir yere gitmem. Bunu böyle bilin. İcap ederse gidersin. Zaten gidiyorsun. Melek'te kalacaksın. Anladın mı? Ağamın emri var. Sen bu evden, sen istemedikten sonra gitmezsin dedi. İstersen sor. Ağam bana git demedikçe ben buradan gitmem. Zorlarsan her bir şeyi herkese anlatırım. Hayır. Sana da, ağana da. Fatma, kapat şunu odasına. Katiyen çıkmayacak. Katiyen. Gel. Rıza, gel oğlum. Oğlum. Bırak Dicle. Ne haber Rüştü? Rıza. Ne oldu? Kalecilikten vaz mı geçtin? Kim çıkacak maça? Ben. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Aferin. Kırmızı. Beyaz. Ne var Memo? Ağam izin isteyecektim. Acaba izin olursa? Niçin izin istiyorsun? Yahu söylesene. Bak bu biliyor. Kızım yardımcı olsana çocuğa. Ha, sıkıldım ama he. Söyle Hayriye ile mi ilgili? Ha tamam. Evlenmek mi istiyorsun Hayriye ile? Yok. Yani istiyorum tabii de bugün değil. Bugün ne yapmak istiyorsun? Nişanlanmak? Yok. Sözlenmek? Ay ama ne istiyorsun? Gezelim diyecektim. Hayriye, ne gezmek istiyorsun demek? Ne maksatla? Birbirimizi tanıyalım babından. Konuşalım, bir karara varalım. Vallahi annem ne der bilmem. Sümbül anneme lüzum yok. Ben istemiyorum. Aa, niye istemiyorsun? Şöyle baş başa konuşursunuz. Öyle uzaktan olmaz bu işler. Mutfağa gelsin. Fatma ablam da orada. Herkesin gözü önünde konuşsun. Aman be Hayriye. Bırak bu cici kız havalarını. Şöyle bir güzel yemek yersiniz. Uzun uzun konuşursunuz. Korkma, hiçbir şey olmaz. Tabii canım. Ne olacak gelin abla? Ne kötülük var bunda? Yani kafama takılan şeyler var. Bir konuşalım istiyorum. Bir kafede oturulur, konuşulur. Hafif birer içki alınır. Bak insanı nasıl rezil ediyor. Ne takılıyormuş kafana? Uzun ettiniz ama. Hadi gidin, nereye gidecekseniz. Allah Allah. Bekir abi kızar ağam. Sen bir konuşsan. Ulan başlatma Bekir abinden şimdi. Gidin dedim. Kızım dikinlesene hadi. Beklesin azıcık. Şimdi geliyorum. Bu sefer tamam bu iş galiba. Ay çok iyi olur, canım düğün istedi. Yaparız güzelim. Fener'in son maçını seyrettin mi? Aa, evet. Gerçi iyi oynadılar ama şampiyonluğu Cimbom'un elinden kimse alamaz. Hoş geldin kızım. Günaydın. Hoş geldin Pınar. Hoş geldin. Nasılsın Zeliha? Çay içer misin kızım? Teşekkür ederim, içtim. Hadi gidip ders çalışalım. Hadi. Vay Hayriye, çok şıksın. Hadi çocuk, kök saldı, koş. Hayrola kızım? İşi var anne, sonra anlatırım. Ben izin verdim. Zeynep. Acık gözlüğünü versene. Ne olacak? Tanımak istemiyorum. Ay sanki peşinde paparaziler var. Al peki. Ay ne oluyor ayol? Memo ile gezmek. Memo oturup konuşmak istiyormuş. Allah Allah. Konuşa konuşa bir hal oldular. Ama ortada bir şey yok. Ne güzel süslenmiş. Ama tanınmak istemiyor. Bu gece sen de biraz süsleneceksin Dilara Hanım. Nedenmiş o? Seymen Ağam bizi gezmeye götürüyor. Sen, ben, Yaman, çocuklar. Tamam mı çocuklar? Dans edeceğiz. Nereden çıktı bu?
Öyle. Yaman'la Murat birkaç gün sonra dönüyor. Gitmeden bir şeyler yapalım dedik. Nereye gideceğiz? Danslı bir yere. Aman çok gürültülü bir yer olmasın. Kafam kaldırmıyor. Zeliş'i kızlara mı bırakacağız? Ah, rica ederiz. Pınar gece kalır. Yedide hazır olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle oğlum. Gülme. Kaynananla son dansları yaparsınız artık. Şşt. Bu içeri gidecek, yapma. Bizimki orada. Hadi elinizi çabuk tutun, hadi. Allah Allah. Herkes tamam. Otursunlar bir an önce masaya. Ne oluyorsunuz? Hiç. Hadi üstüne temiz bir şeyler giy. Bu pis mi Fatma abla? Sen giy giy. Şöyle mavili bir şey giy. Aman gidin başkasıyla ne eleşin. Hadi işim var ama. Sağ ol. Memo. Şuna da bir tabak ver Hayri. Bak ağzının suyu aktı. Festupanallah. Ondan değil ha. Neden? İyi iyi. Toplaşın hadi bakalım. Gökün nerede? Hadi Hayriye. Git üzerine güzel bir şeyler giy. Allah Allah. Nesi var ki bu kılığımın? Herkes de benle bozdu bugün. Hadi hadi. Ağam toplaşsınlar dedi. Evet. Bana bak. Kahve burada. Altını yaku ver. Tamam. Benimki orta olacaktı. Şimdi Sümbül anne, biz burada Memo kardeşimizin ailesini temsilen bulunuyoruz. Kendisi bir çöpsüz üzüm olduğundan onu oğlumuz bildik. O hepimizin oğlu Bekir. Yani özet olarak oğlunuz Memo'ya, kızımız Hayriye'yi istiyoruz. Oğlunuz ne iş yapıyor acaba Bekir Bey? Kızımıza bakabilecek mi? Vallahi maaş vermesi sizden, kızınıza bakması oğlumuzdan. Ne dersin oğlum? Verdik gitti. Allah Allah. Lan sus. Öpsen ellerini. Sonra alarsın. Dur Bekir abi öpeceğim. Acık alayım.
Salaha bak neler yapıyor. Alay etmeyin kız abla. Allah herkese böyle kalbi temiz bir kısmet nasip etsin. Temsil misal yani. Hmm. Yalnız bizim kızı vermemiz ayrı. Yarın Hayriye'nin köyüne gidin de büyüklerinden isteyin bir de. Tamam, yarın gideriz. Gelin hanım, başka program yapma. Allah, yaşadık. Ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun. Hayriye'yi araya koymasın. Ya dede tarlayı değil beni istiyorlar. Karışma sen kız. Yapma baba. Karışma dedim. Yapma baba. Ayıp oluyor baba. Karışma ya. Karışmayın karışma bana. Karışma sen. Bırakın. Baba ayıp oluyor. Misafirler geliyor. Başlatma bir tahmini. Dede kaç kere baba, söyleyeceğiz. Tarlayı istemiyorlar. Ya, beni istiyorlar beni. Karışma. Allah'ım sen bilirsin. Bırakın beni. Tarlayla. Amca artık şuna bir şey de be. Ya ben yapamam. Bırak. Yapma baba. Tutma beni bırak. Ya rezil ettin bizi be baba. Başladın bana dinliğine. Ben tarlamı satmayacak. Biz de o kadar. Bırakın beni. Ya alın şunu içeriye ya. Bırakın dedim. Gel içeride konuşalım baba. Karışmayın. Allah'ım istemeye geldiler. Baba anlamıyor mu ya? Dere kenarında çatağın altında yatacağım. Başlatmayın ağınıza. O ağaçta biz de değil. Çeker vururum valla. Tanımam. Gitsin başka tarla alsın. Tamam dede. İstemiyoruz tarlanı. Vazgeçtik. Lan karışmayın. Aman yapmam. İşe girdik sonunu getirelim. Baba. Bir de o tarlayı illaki istiyorsun ya. Yani. Oğlum satmıyorlar. Ne yapalım? Başka bakacağız artık. Ben oraya gömüleceğim. Baba tarla senin ya. Şuna bir el atalım içeri sokalım çocuklar. Ya baba. Baba gel hele baba. Bırak beni. Ya baba. Bırakın. Bana deli bağla. Hadi dede. Çok güzelliğe olmaz ki canım. Aa tarla benim. İster satarım ister satmam. Gelin kov şunları hadi. Bak çekip vuracak şimdi o olacak. Nine sus azıcık ayıp yürü sen de içeri hadi. Ben hadi bir yere gel. Hadi Nine gitme ben. Nine hadi gel. Gitme. Gel gitme. Nine gel. Gitmeyeceğim bir yere. Hadi Nine gel. Gitme. Tamam gel. Gel. Yani ağam büyüğümüzü insan içine de çıkarttık. Ama size karşı çok mahcup olduk. Ya olur mu? Hepimiz yaşlanacağız. Hayriye sen içeri geç kızım. Neyse, konumuza gelelim. Biz kızınız Hayriye'yi Allah'ın emriyle Memo'ya istiyoruz. Memo bizim oğlumuz. Kız da bizim kızımız sayılır. Birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Değil mi Memo? Öyle diyebiliriz ağam. Biz de verdik yetti. Siz münasip gördükten sonra bizi halt etmek düşer ağam. Ya estağfurullah ne demek? Vallahi gebertireceğim artık seni. Ne demek lan diyebiliriz? Acele mi ediyorsun acaba Bekir abi? Açık kızı tanısaydın. Artık hayırlısı. Artık gerdek yedi sanırsın. Vakit yok. Ya babama yüzüne bakmayın. Ay baba dayanamıyorum ya. Artık. Ya şunu işte. Abla kusura ya bizi çıkar mısın sen? Acaba birer kahve daha sen? Birer kahve daha içer misiniz ha? Hayır hayır gelin içmeyelim teşekkürler. Hayriye nerede? Hemen şurada.
Bu sene mahsulün durumu nasıldı? Soğuk etkiledi. Bu taraf taymış kızlar. Biraz etkiledi. Aslında. Ya gitme sene daha mı iyi? Büyük öyle bir abi kişi normal olsa şurada ya. Dinleyin gelin abla. Bak ben de başlarsam vallahi hiç yakışık almaz. Zaten geldiğimizden beri Memo yüzüme böyle cin görmüş gibi bakıyor. Dur. Düğün işini konuşuyorlar. Ne yapabileceğimiz konusu ağam. Tamam. 10 gün sonra düğünü burada yaparız. Değil mi Hayriye? Senin için de uygun mu? Hazırlığımız biter mi? Bir ay sonra mı yapsaydık acı? Az daha konuşursan ben seni bitireceğim. Hadi el öpün hadi. Yüzükler nerede? Hay Allah. Evde mi bıraktık ya? Sakin ol Memo, iyi bak. Dayı, konağı rüyanda mı gördün? Üniversite sonuçlarını getirdim. Hadi kaldırın ahaliyi. Başımı iyi isterim ona göre. Evde 2 çocuk varmış. Hemen Zeynep Hanım'a haber vereyim. Postacı geldi. Üniversite sonuçları gelmiş. Hemen herkesi uyandır. Zeynep postacı gelmiş. Üniversite sonuçlarını getirmiş. Dilara abla, postacı. Sümbül anne, postacı gelmiş. Kazandın mı? Puanın iyi gibi. Ver bakayım. Dur ben de bakayım. Üniversite sınav sonuçları. Aa, çok ne, iyi ya. Bu da iyi mi? Ne? Bak bak. Ver bakayım. Yine de bakalım. İyidir inşallah. Ne? Olamaz. Adama bak ya. Ne oluyor, bana da anlatın. Yırttık yenge, yırttık. Bak şimdi. Bir tane kitapçık gelecek. Ondan tercih yapacağız. Ama bu puanlara göre büyük bir ihtimalle istediğimiz yere gireceğiz. Hele Salih. Ya Salih acaba Türkiye birincisi falan mı oldu? Ya? Ne oluyor ya? Bu ne gürültü? Ay puanlar geldi oğlum. Kazandın mı kız? Galiba. Tercihlerden sonra belli olacak ama kazandım galiba. Salih'i arayalım. Abi, Salih acayip bir puan almış. Hadi ya. Vay be. Tebrik ederiz. Bekir, bak bak şuna bak. Aferin oğlum. Hemen haber vereyim. Telefon çalışmıyor ki ya. Ben gider getiririm şimdi onu. Bu puan çok iyi ha Zeynep. Ya Fatma abla ne diyorsun sen? İsterse tıbba falan gidebilir. Aman istemem. Doktor olmaz. 10 sene okuyacak. Ne okusun istiyorsun sen Fatma? Ne bileyim. Çabucak başını kurtaracak bir şey olsun. Ver. Kadehler nerede? Onda. Buyur abla. Hadi Asya, şunu arabaya götür.
Ne oluyor kız? Nereye gidiyor bu? Sana bu bilgiyi veremem. Gizli. İyi. Çekil. Acık ısrar etsene be. Ne meraksız karısın? Sırık ortakları gelmiş. Bu da otele yemek götürüyor. Adamla piknik yapacaklarmış şaraplı maraplı. Niye kız? Niyesini sen bil artık. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Deseler de sen inanma. Neresinden geçer kız Dicle? Kardeşine de öğretiversene. Sen kızsın, sana söyleyemem. Memo gözünü açtım diye canımı okur sonra. Salih geldi. Allah'ım yarabbim. Buyurun kızlar. Gel kızım, gel. Bir daha öpeyim. Akıllı oğlum benim. Doktor bey, tebrik ederiz. Ne okuyacaksın Salih? Aferin ya. Bakalım, çeşitli teklifleri değerlendireceğiz abi. Benim belli. İstanbul civarında herhangi bir şey olabilir. Bana kalırsa sen avukat ol. Sırf Karadağların işiyle köşeye dönersin. Gene Karadağların işlerini yapmaya devam ediyorsun baba ha? Üniversite mezunu, nitelikli yanaşma. Avlunuzun avukatı Sayın Salih Öztoprak. Doğru söylüyor. Okuduktan sonra ne işi var bu Karadağlarla? Karışma sen, hadi işinize. Oğlum senin ne alıp veremediğin var bunlarla? Bir alıp veremediğim yok baba. Ben senden farklıyım. Farklı bir yaşam kuracağım, o kadar. Ve benim kuracağım bu yaşamda senin Seymen Ağa'nla ilişkim sadece arada uğrayıp kahvesini içmekten ibaret olacak. Elini öpüp emirlerini almak için yaşamayacağım. Biz öyle mi yaşıyoruz? Evet. Sen sadece kendi keyfin için hiç yaşadın mı? 24 saatin onların emrinde. Ağanı yatmadan yatamıyorsun. Kalkmadan uyanıp bütün işlerini hallediyorsun. Kapını çekip işim bitti diye oturabiliyor musun? Hiç tatil yaptın mı? Baba, bizim yemek masamız neden yok? Neden hep mutfakta yiyoruz? Annem hiç sadece senin ve benim için yemek pişirdi mi? Kendi çocuğunun bile sahibi değilsin. Bir seçim yapman gerektiğinde çocuğunu değil, ağanı seçiyorsun. Ne alıp veremediğim olacak. Böyle önemsiz şeyler işte. Yaşamasını senden öğrenecektim bu yaştan sonra.